Kudret. Kudretciğim. Bu bizim gerçek evliliğimizin ilk gecesi. Geçmişte yaptığımız hataları artık yapmayacağız değil mi aşkım? Seni çok özledim. Gel. Kudretciğim. İyi misin canım? İyi değilim Zeliş. Baksana şu halime. Zeliş. Ömür boyu arkamı kollamaktan bıkmayacak mısın? Ha? Kör bir adamı çekebilecek misin yıllarca? Aşkım o nasıl söz öyle? Sen hayatta kaldığın için ben yatıp kalkıp şükrediyorum Kudret. Çekmek ne demek? Sağlığım el verdiği sürece sana seve seve bakarım ben canım. Hem aşk için göz lazım değil ki. Kudretciğim, ben yokken sakın ocakla falan oynamaya kalkma, tamam mı? Ben buraya şöyle kekler, kurabiyeler falan hazırladım. Yanında da mis gibi limonatan var. Karnın acıkırsa buradan doyur. Ben marketten gelene kadar buradan kımıldamazsan iyi olur canım. Zeliş. Ben de seninle gelsem, ha? Beraber güzel güzel gezer döneriz işte, ha? Ay Kudretciğim, Allah'ını seversen ne gezmesinden bahsediyorsun? Şuradan şuraya iki adım yürüyemiyorsun sen ya. Haklısın. Ya dur hemen şimdi böyle sallama suratını. Bak ben bunu niye diyorum biliyor musun? Şimdi elimde kolumda poşetler, sana mukayyet olamam. Allah korusun bir muza falan basar, beynini patlatırsın. Ne yaparım ben? Tatlım, daha müsait bir zamanda gezeriz, olmaz mı? Ama hayatım, benim de artık kendi kendimi idare etmeyi öğrenmem lazım değil mi? Yani böyle evde otur otur otur, hayattan soğurum ya. Yabanileşirim vallahi. Bak, tamam peki, tamam ama bir şartla Kudretciğim. Alışverişte beni daraltmak yok. Daha hala çok bekleyecek miyiz? Seçemedin mi? Bekle bekle bacaklarım yoruldu. Al şunu be kızım filan. Bunlar yok eskisi gibi. Yok hayatım yok. Bak ben artık bambaşka bir adam oldum. Hayırlı sabahlar yenge. Sana da hayırlı sabahlar Hamdi. Yani bir gün görüşmesek de birbirimizi özlesek diyorum. Olur olur, o da olur yenge. Hele şu ben düğün hediyelerimi vereyim de. Düğün hediyesi mi? He, düğün hediyesi. Ya altın alacaktım da, şimdi siz bozdururken kesin dedim zarar edersiniz. O yüzden dedim daha yararlı bir şey alayım. Onun için bunu aldım. Kara gözlük. Ah! Kara gözlük mü? Vay be, tam da ihtiyacım olan şey. Nereden bildin? Daha bitmedi kanka. Ne bu? Basto. Çok sağ ol be kanka. Ver şunu Kudretciğim. Gözlük neyse de bu ne böyle dilenci gibi? Ama hayatım hediye. Hayatım eğer hediye ise saklarız kaldırırız 70'ine gelince kullanırsın tamam mı? Hadi Kudretciğim hadi. Hamdiciğim müsaade edersen işimiz var. Tabii canım müsaade sizinle. Müsaade bizim mi Hamdi? Hamdi! Ben de sizinle çıkayım ben de o zaman. Ay zahmet oldu. Önden çık Hamdi. Ah, Kudret. Tamam yok bir şey yok bir şey. Bak işte ne güzel yaptık alışverişimizi. Düşmedim etmedim de. Evet, Allah'tan körsün diye kasada sıra verdiler de beklemedik. Ne yapacaktık? Yani hayatım, şey, yani Kudretciğim, keşke gözlerin görseydi de saatlerce sıra bekleseydik. Hadi gel. Artık eve gidiyoruz değil mi? Aşkım, şimdi benim faturaları yatırmam lazım. Sen çok sıkıldıysan gel ben seni eve bırakayım. Yok, olmaz öyle şey. Beraber çıktık, beraber döneceğiz. Hem ver bakayım sen şu torbaları. Yani kör olduk diye puzzle'larımız erimedi ya. Ver hadi, taşırım ben. Al canım, al. En ağırını veriyorum sana. Al. Gel benim her kilo.
Gel, severim senin pazularını. Gel benim canım. Al, al Kudret. Kudret. Canım, şimdi ben şu faturaları yatırıp geliyorum, tamam mı? İşim biraz sürebilir, yarım saat falan. Sen arabada otur güzel güzel. Bak burada radyo var, onu kurcala, oyalan, tamam mı canım? Ya bırak faturaları da Hamdi yatırsın. Niye sürekli iş çıkartıyorsun kendine? Hayatım, bizim faturamızı Hamdi niye yatırıyor? Yani Hamdi'nin de kendine göre bir hayatı var, bir işi gücü var. Ya da olmalı yani Kudret'cim. Anlatabiliyor muyum? Biz seninle kendi yağımızla kavrulmayı öğrenmeliyiz aşkım. Hadi bekleyin, ben hemen geliyorum ben. Peki hayatım, peki. Hadi kızım ya, hadi kızım ya. Zeliş. Ha? Ya neredesin kızım be? Sıkıntıdan patladım burada. Hayatım, sen bizim milleti bilmez misin? Her işini son güne bırakırlar. Hepsi gelmişler ya. Nasıl bir kuyruk? Bacaklarım koptu beklemekten. Kalıbıma tüküreyim ya. Sen bizim için ne zahmetlere giriyorsun. Ben bir de kalkmış burada dırdır ediyorum. O ışırtı ne? O şey... Market poşetleri kayıvermiş, onları ittirdim. Şimdi bir de eczaneden ilaç işimizi hallettik miydi? Ya onu da yarına bırakalım Bezeliş. Olmaz, hayatta olmaz. İyi tamam ya. Ama bu sefer ben de seninle ineyim ha. Yani sıcak basıyor arabanın içinde. Ha. Tamam, ben seni şöyle havadar bir yere oturturum. Sen bir havanı al. Tamam, öyle yapalım. Ha, işte bir bank. Gel canım. Aşkım pardon, pardon canım. Gel gel, bak burada gölgede bir bank var. Gel. Şöyle otur banka güzelce. Nasıl, burası gölge değil mi? Hava dar. Ha? Böyle iyi. Böyle kal. Çocuk sesleri falan. Sen buranın tadını çıkar sevgilim. Ben de gideyim şimdi senin... İlaçlarını yazdırayım, ama senin ilaçlar öyle çabuk bulunan ilaçlar değil. O yüzden biraz aramam gerekebilir. Eczan deposuna gitmem gerekebilir. O yüzden biraz gecikebilirim. Sen beni hiç merak etme. Şöyle güzel güzel burada bir gölgelen, tamam mı canım? Tamam hayatım. Ama sen yine de çok geç kalma, olur mu? Yani olmadı sonra Hamdi'yi yollarız. Tamam canım, tamam. Hadi sen keyfine bak. Hadi. Hadi. Elimizi biraz çabuk tutalım, olur mu? Dışarıda bekleyen var. Bu ojeden sürelim mi? Ay yok, ne o öyle ölü tırnağı gibi. Nar çiçeği falan yok mu? Şeyimiz var. Ondan sürelim. Evet. Neredesin kızım ya? Neredesin ya? Allah'ım ya. Ayağımdan bir şey geçti. Ne geçti? Bisiklet abi, bisiklet. Bisiklet mi? Ha. Aa, çocuk. Bana bak. Bana bir iyilik yapar mısın? Yaparım abi. Vallahi dilim damağım kurudu be. Sana para versem şuradan bir su alıp gelir misin bana? Alırım abi. Burada kaç para var? 10 lira abi. Hadi koş o zaman. Abi ben seni büfeye götüreyim mi? Hani dolaşmış olursun. Vallahi mı? He. Ulan ne iyi veletsin sen be. Hadi o zaman. Delikanlı, hadi beni eski yerime geri götür ha. Şimdi karım gelir, göremeyince merak eder be. Burası güneş abi, burası mis gibi gölge. Otur işte. İyi, peki.
Ne yapıyorsun sen sahtekar? Seni konuma bacağını kırarım. Yok, polise bırak gidiyoruz. Gel. Zeleş. Bırak onu. Zeleş. Ay, Kudret ne yapıyorsun? Çocuğu kaçırttın bana. Ne çocuğu? Ne oluyor Zeliş? Kalk hayatım, kalk şuradan, kalk. Kalk, dilencilik yaptırıyorlar sana ya, kalk. Ne dilenciliği kızım? Delikanlı bana su aldı. Ya sen öyle san, bir de yana tabela koymuşlar Allah rızası için köre bir sadaka diye. Ne? Ya sen niye tanımadığın insanların peşine takılıp da yaldır 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 gidiyorsun Kudret ya? Ha? Bak görmüyor musun hayatım? Senin üzerinden merhamet istismarı yapıyor bu insanlar. Ne bileyim kızım? Orada otur otur, ağaç oldum, kök saldım, susadım, bunaldım. Tamam hayatım, ben de ilacını almaya gittim. Keyif çatmıyorum ya bebeğim. O koku ne? Oje! Seliş! Sen beni parklarda oturtup maniküre gitmişsin resmen. Aşkım, ilaçları aldım ya, ilaç kokusu elime sinmiş. İki dakika bir uğrayayım dedim. Bırak Allah aşkına ya. Aha! Saçlar spreyden beton gibi olmuş be. Basbaya kuaföre gitmişsin sen. Ulan Zeliş, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kudretciğim. Bırak ya, bırak ya. Aşkım demir var önünde. Kudretciğim. Bak sana çay getirdim, şekerini de karıştırdım. İstemem kızım. Bundan da çıkarım vardır senin şimdi. Ne o? Çay getirene bedava güzellik salonu kuponu mu veriyorlar? Aşk olsun Kudret. Onca özür diledim senden. Balayımızda, hatta bal günümüzde böyle yüzüne döküp de mi oturacaksın? Çok ağrıma gitti Seliş. Çok. Beni öyle paket gibi parka oturtup gitmen. Evet gittim. Gittim oraya buraya gittim. Sor bakalım niye gittim? Niye? Biraz nefes almak için gittim Kudret. Biraz kafayı dağıtmak için gittim, tamam mı? Daralttım seni değil mi? Daha şimdiden. Hayır, beni daraltan sen değilsin Kudret. Beni daraltan benim içimdeki korkular. Kudret bak, senin kör olduğunu öğrendiğim günden beri şurama bir korku çöreklendi. Yani ya bu adam şimdi merdivenleri görmezdi, lambur lumbur yuvarlanırsa bir yerlerde diye, ya bir şey görmez kafayı oraya saplarsa diye, ne bileyim ocak açıktır fark etmezsin oranı buranı yakarsın diye. Sana böyle olacağını söylemiştim. Ama sen daha haftası dolmadan pes ettin. Ben pes falan etmedim. Pes falan etmiyorum. Ömrüm olduğu sürece ben sana bebek gibi bakarım. Ama Kudretciğim, biraz yalnız kalmak istedim. Manasız işlerle uğraşarak biraz stres atmak istedim. Yani ne bileyim, kuaföre gidip orada burada biraz nefes almak istedim, anlıyor musun? Seliş. Özür dilerim hayatım. Kendi derdimi öyle bir kaptırmışım ki. Senin de dertlenip streslendiğini fark edememiş. Kudret, sana bir şey olursa ölürüm ben. Tanrı olsun kız. Kör oldum işte. Dalga geçme. Aynı fark etmiyor. Kriterim değişmiyor yani. Zeliş! Zeliş! Allah aşkına şu kumandayı ver ya. Burada bır 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 ne dedikleri belli değil. Kafam şişti be. Aşkım, şu soğanları bir öldüreyim, geliyorum hemen. Sen o soğanı öldürene kadar burada ben kendimi sıkıntıdan öldüreceğim ben. Ama kesinlikle kararım çocuk gibi bayan olmaz yani. Onlar da bayılıyor Seda. Evet, hangi yani? Ah! 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 O ne lan? Ben senin... Geldim hayatım, geldim. Kapat şunu ya, kapat ya. Yok kızım. Bu böyle olmayacak. Benim evin içinde böyle elim ayağım olacak birisine ihtiyacım var. Oy, oy kıyamam. Senin elin, ayağın, çamaşır makinen, elektrik süpürgen benim aşkım. Kızım, senin sürekli incik mincik işlerin oluyor ya. Her çağırdığımda gelemiyorsun ki. Aşkım, sana incik yapıyorum, çorba yapıyorum. Yapmayayım mı?
yap hayatım, yap tabii de. Yani böyle sadece benimle ilgilenecek, benim işlerimi görecek birisi lazım. Aşkım. Hamdi'yi arayacağım. Nasıl olsa boşta. Hamdi. Hamdi boşta tabii. Hamdi kimi ne yapsın? 2 ayda dükkanın altından girdi, üstünden çıktı Kudret. Kaldık senin malulen emekli maaşına Kudret. Ne yapsın çocuk kızım ya? Yani yeteneği yok işte süt ürünlerine. Herkes ben mi? Kudretciğim kusura bakma. Ben ayağımın altında Hamdi Mamdi istemem. Anladın mı? Biz seninle karnımızı zor doyuruyoruz. Onun koca göbeğini nasıl doyurayım ben? Tamam kızım işte. Hazır içeride, tencere kaynıyor. 3-5 de harçlık verdin mi tamamdır o iş. Bana bak Zeliş, kararım karar. Hamdi'yi kişisel asistanım olarak işe alıyorum, o kadar. Hoş geldin kankam. Kes abi sana. Maşallah, maşallah. Neyin var, neyin yok, getirdin mi her şeyini? Kudret abim yatılı yakal dedi. Ben de o yüzden aldım getirdim ya. Burada şimdi her dakika eminim amade olmam lazım abi. İşte bu ya. Aslanım benim be. Bu kanepede yatar kalkarsın değil mi? Ben çok yattım. Ya Kudret iyi diyorsun, güzel diyorsun da benim de kendime göre mahremim var kanka. Şimdi burada sabahın bornozuyla kalkanı ineni bilmem nesi ben. Misafir odasında yatayım diyorum ya. Misafir odasında mı? Ne misafir odası? Misafir odası senin babanın odası mı? He? Gidiyorsun yerleşiyorsun hemen. Gel benim odama yerleş. Kudret, ben misafir odasını memleketten gelen tanışlarım için tutuyorum. Aman Zeliş, memleketten bugüne kadar kim geldi de kim gelecek ya? Bırak çocuk orada rahat rahat yerleşsin işte. Şunları da bir makineye at da yenge. Çek şunu! Çek! Makineye atılır mı o? Makine temizler mi onu? Atık o, atık! Kapat şunu, kapat! Bütün koku yayıldı her yere. Makine ne yapsın onu? Makinemi de şey yapacak pis çoraplarıyla. Ya size 4 gündür giyiyorum. Nasıl kokmasın çorapta yenge gözüm? Kanka, sen al şu parayı da kendine çorap, çamaşır ne istiyorsan al işte. Yengeni muhatap etme bunlarla. Avuta çıktı. Ya koş ya, koş ya. Şimdi yürüyor ya herif ya. Ne oluyor kanka anlatsana. Ya herif anlatıyor. Kudret ya dinlesene. Doğru iyice arttı sayın seyirciler. Avuta dışından gelen topu İrfan aldı göğsüne. Hüseyin de bir berkaça kaçtı. Sağ kanattan yine İrfan'la gelen... Kalk. Kalk şuradan. Dizim başlayacak. Toplayın şu tabağınızı, çanağınızı da. Her yer çekirdek yapmışlar. Kızım bu halimle ben nasıl toplayayım? Yeni bölümüyle salı akşamı. Asistanın var ya Kudret'cim. Çekiversin makineye. Ya yenge kanal değiştirsene ya. Kankamın takımının maçı var ya, onu izleyeceğiz hadi. Çıkın yukarıya, açın radyoyu, oradan dinleyin. Nasıl olsa kankan için bir şey fark etmiyor. Kankamın kusurunu ikide bir suratına vurup rencide edemezsin yenge, anladın mı? Benim yanımda bir daha böyle konuşamazsın. Kendi evimde nasıl konuşacağım, sana mı soracağım ben? İcap ederse soracaksın yenge. Kankamı sana yedirmem, anladın mı? Helal olsun sana kanka be. Kudret ya boş böyle olmadı. Kalk, kalk ben seni kahveye götüreceğim. Maçı da orada izleriz. Kankam hem bir de dönüşte kendimize bir tane LED TV alırız taksitle. Maçları da mis gibi izleriz yukarıda kankam. Değil mi kankam? Vallahi iyi akıl ettin ha. Maaşımı da bugün aldım. Kudret, o parayla bulaşık makinesini tamir ettireceğiz. Bulaşıkları da elinle yıkayabilirsin yenge ya. Anneannelerimiz, babaannelerimiz hep elleriyle yıkamadılar mı ya? Hem senin makinen mi önemli, kankamın maçı mı önemli yani? Hadi kalk, hadi otur. Kudret'cim. Hacı. Canım, sofrayı kurayım mı? Acıktın mı? Kur, kur. Çok acıktım be. Ne var yemekte? Kıyamam sana. Zeytinyağlı enginar kalbiyle ağzımıza layık brokoli var. Yapma ya. Ne oldu biz böyle her gün her gün ot yiyecek kadar fakirleştik mi? Aşkım fakirlikle ne alakası var? Ben senin kalbini düşündüğüm için, sağlığını düşündüğüm için yaptım onları. Şimdi böyle limonlu limonlu. Kanka! He? Kankaların kralı. Kanka. Ha oğlum. Bak sahne yaptım ben. Kokla kokla. Kokla kokla. Pastırma.
Pastırmalı kuru fasulye yaptım kanka sana. Ne diyorsun kanka? Pastırmalı kuru fasulye ha? Valla bu zaten brokoli mokoli bir şeyler yapmış, hiç yesim yok ha. Ya onları ben de mutfakta gördüm öyle yuvarlak yuvarlak, tabak tabak bir acayip bir şeyler ya. Yenge sana da koyayım yiyeyim mi? Yenge galiba yemeği. Ya sen onu boş ver. Hadi koş bana bir tabak koy. Ay, dibime dibime oturma şöyle, git biraz ferah otur. Ah, üstüme iyilik sağlık. Kudret, bu ne zıbarmış burada? Şşş, yavaş ol sana kızım. Uyudu çocuk. Hamdi, Hamdi kalk. Hamdi, kalk. Bak Allah canımı alsın, su dökerim üstüne. Kalksana, utanmıyor musun karı kocanın yatağında? Aa, uyanmıyor da. Sen de insafsızlık yapma be kızım. Çocuk spor sayfalarını okurken bana uyuyakalmış işte. Bırak uyusun. Kudret bana bak, tüylerim diken diken oluyor ha. Karı kocanın yatağında ne işi var bunun, salonda hadi bir yere kadar. İçeride katlanıyorum, burada ne işi var? Ya tamam kızım, bu gecelik idare ediver işte. Hadi güzelim, bu gece sen kanepede yat ha. Ben karın kanepeye mi gideyim? He. Kudret, bana bak. Şimdi son kararını verirsin, bu Hamdi mi ben mi? Ya saçmalama mı bir kızım? Hadi gel, şunun üstünü örtelim de üşümesin çocuk ha. Demek öyle. Demek böyle Kudret Efendi. Görüşürüz. Hamdi. Hamdi. Üşüyeceğim mi oğlum? İşte yani dediğim gibi Mualla, bana bak yani maneviyatı da maddiyatı da güçlü bunun. Tam evlenilecek adam. Evlenmeye de niyetli. Diyor ki sıcacık bir yuvam olsun, bana kıymet veren bir eşim olsun. Başka bir şey istemem, baş tacı yaparım diyor ya. Ay kaldım öyle erkek ya Zeliş abla. Kız sen hep internetlerde bakındığın için tabii abuk subuk rastlıyorsun. Dışarısı pırlanta dolu. E o kadar iyiymiş de niye kapmamışlar şimdiye kadar? Kapmaya çalışmışlar yolmaya. Bunun gözü tutmamış. Adı ne demiştin sen? Hamdi. Bu benim şimdi Kudret'in eski iş ortağı. Şimdilerde de bir iş adamının şeyi yanında çalışıyor beraberinde. CEO şey neydi kız? CEO. Ay CEO mio iyi de sen bunun için biraz toplu moplu dedin. Ay bak benim bir midem bulandı. Benim öyle baktığım an elektrik almam lazım. Mualla elektriğini de alırsın, suyunu da çekersin bunun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ama kızacağım şimdi sana kız. Sen de kiraz sapı değilsin. Ha şimdi göbekli bilmem ne kilolu diye böyle elinin tersiyle istemezsin. Alıverir yüzüğü takar başkasına, vallahi ağladığında kalırsın ha. Öyle mi dersin Zeliş abla? Ay yok yok ben vazgeçtim. Sen en kısa sürede tanıştır bizi. Tanıştır. Bana bak ama ne yapalım biliyor musun? Böyle görücü usulü gibi olmasın da tesadüfi gibi. Süper. Tamam. Tamam. Senin o zaman öğle arasında bana bak. Ya biz burada ne yapacağız yenge ya? Ha? Kudret abim evde yalnız değil mi? Sağa sola çarpar adam şimdi ya. Çarpmaz, bir şey olmaz. Biraz yalnız kalsın, alışsın Hamdi. Biz de yorulduk ama canımız çıktı değil mi? Şöyle bir hava almak, boğazı seyretmek, bir çay içmek bizim de hakkımız. Vallahi süzüldün sen. O çaydan ben de içeceğim değil mi yenge? İçersin. Bak usta durursan pasta da yediririm. Gel. Gel şöyle kenarda bir yere. Şunu mı otursun? Aa Mualla. Aa Zeliş abla ne tesadüf. Vallahi. Canım vallahi tesadüfe bak. Nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Hamdi, Mualla. Selam ben Mualla. Oh, ne ala ne ala vallahi. Ay ne komik çocuk. Komedyen sanki.
Mualla da manikürcüm diye demiyorum. Çok eteği belinde kız. İçi dışı ayrı güzel. Baksana şuna. Şu kirpiklere bak canım benim. Ya vallahi sahibine bağışlasın yenge. Ne sahibi? Sahibi yok bunun. Sapsız üzüm bu. Canım benim. Baksana eller falan bomboş. Şu bakıma bak. Canım. Oturalım mı Mualla iki dakika? Oturalım şurada dinlenelim o zaman. Abi gel otur bakalım şöyle otur. Mualla'nın da sohbetine doyum olmaz. Siz şurada iki dakika güzel güzel sohbet edin. Ben bir lavaboya kadar gidip geleyim olur mu? Hadi bakalım. Uslu uslu. Havada ne kadar kapat değil mi? Ya ya çok basık. Silikon değil mi onlar? Orijinal. Hamdi, aldın mı gazeteleri? Hamdi yok bebeğim. Ben varım. Hamdi nerede kaldı? Ama ne sen sor ne ben söyleyeyim Kudret. Niye kızım ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Evet. Kudret'cim, şimdi ben bu Hamdi ile biliyorsun alışverişe gittim. Çıktım dışarı, böyle bir göz kararması gibi bir şey oldu bende. Tansiyonum düştü. O sırada bir kafenin yanından geçiyorduk. Dedim ki Hamdi iki dakika şuraya girelim de ben bir ayran içeyim, kendime geleyim dedim. Girdik içeri. Orada benim manikürcüm Mualla. Mualla ile karşılaştık. Ondan sonra senin Hamdi'nin birdenbire yağlar böyle bir eridi, tamam mı? Ondan sonra dedim ki siz tamam iki dakika konuşun, ben bir lavaboya gidip geliyorum. Gittim, dönüşte hemen ayranımı diktim. Hadi dedim Hamdi kalk gidelim. Sanki Hamdi'cim kalksana kankan bekler. Dedim ne oluyor? Ayıcık ne oluyor? Kalk işte. Ondan sonra seninki kalkmadı. Bana ne dese beğenirsin. Bak burada dedi ben Samantha Fox gibi dedi. Kadını dişiyi bulmuşum dedi. Gideyim de kıllı kudreti ne yapayım dedi. İki dakikada sattı seni. İki olur mu? Dakikada sattı seni ya. Gel hiçbir şey diyemedim. Çıktım geldim. Kudret ne yapabilirsin? Yapma ya. Ya. O tıkırtı ne? Pazarlamacılar. Hemen gönderip geliyorum ben. Hayatımıza, evimize hatta yatağımıza kadar girdin. Utanmaz seni ya. Nedensiz bir şeysin sen. Yürü git kendine başka hayat kur git. Ya ben bırakır mıyım Kudret abim ya? Kudret abin seni istemiyor. Defol, defol. Kendi kulaklarımla duymana hayatta inanmam yenge. Kudret abi, Kudret abi kanka. Emel bir seninki yapıştığınız yakamıza. Yürü git şuradan. Yürü, git şuradan. Zilir, manikürcün aradı. Onu ayarlamaya çalıştığın Hamdi hem kel hem de göbekli çıkmış. Çok teessüf etti, çok. Ya kendisi Adriana Lima sanki ya. Kezban'a bak, bir de oradan arıyor utanmadan ya. Hiç yakışmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.